Efendim şimdi söz sırası Makine Mühendisleri Odası Başkanımız Sayın İbrahim Mart'ta. Buyurun efendim. Sayın Divan, Sayın Protokol, değerli hesap emekçileri, Genel Kurulunuzu Makine Mühendisleri Odası adına saygı, sevgiyle selamlıyorum. Genel Kurulunuzun mesleğiniz, sizler ve ülkemiz için, ülkemizin aydınlık geleceği için yararlar getirmesini diliyorum. Meslek odaları anlamında ifade edildi aslında şu, her bir mesleğin sorunu sadece kendi çalışmasıyla değil aslında, diğer toplumun sorunlarıyla ortak ve çözümü de ortak olacaktır. Öncelikle bunun tespitini yapmamız gerekiyor. Hangi meslekten olursak olalım, sadece kendi mesleğimizle ilgili sorunu çözeriz algısı yanılgısı içerisinde olursak ve oda yönetimlerimizi de bu şekilde değerlendirirsek bir yere varılmaz ve bu da doğru olmaz. Dolayısıyla meslekler toplumcu, daha doğrusu meslek yönetimleri toplumcu olmak durumunda ülke menfaatlerini, toplum menfaatlerini öncelemek durumundadır. Daha doğrusu meslek odalarında yönetim yarışları da hep yaşıyoruz, bu çerçevede oluyor. Bizler ülke ve toplum yararlarını önceleyen ama meslektaş ve meslek sorunlarında kovalayan, çözümü için çaba gösteren çağdaş, toplumcu meslek insanlarıyız. Ve bu meslek odaları yönetimlerine de bu gözle bakıyoruz. O anlamda geçtiğimiz dönem birlikte çalıştığımız oda başkanı Sayın Ahmet Hikmet Sönmez ve ekibini birlikte ve dayanışma içerisinde olmaktan dolayı kutluyorum, teşekkür ediyorum. Oda içi çalışmaları tabii sizler takdir edeceksiniz ama bizimki dışarıdaki ve inanın aslında bir meslek odasının içe dönük çalışmasından ziyade ve çok daha bence önemli, kendi odam için de aynı şeyi söylüyorum ben, Makine Mühendisleri Odası için de, dışa dönük olan çalışmadır, toplumsal çalışmadır, toplum dinamikleriyle birlik ve dayanışma içerisinde olmaktır. Tabii yerel yönetimlerle de aynı şekilde. Karanlık hesaplar mali müşavirlerle aydınlanacak. Ben aslında bir makine mühendisi olarak buna çok inananlardanım. Ve bu şeyde bunun karşılığı olan şeyi de şöyle aslında somutluyorum. Yerel yönetimlerle işbirliği ifade edildi. Tabii ki bazı alanlarda gerekiyor. Çok da önemli. Hem yerel yönetimlerin hem de aslında merkezi idarenin, iktidarın Mali Müşavirler Odası tarafından denetlenmesi gerektiğini, mali denetimin bu odaca yapılması gerektiğini düşünüyorum. Buna inananlardanım. Bu öneri olur mu bilmiyorum ama bunu öneriyoruz. Çünkü meslek odalarımız zaten anayasal kuruluşlardır. Biz sokak örgütü değiliz. Gönüllüler örgütü değiliz. Tanımlanmış ve anayasada yerini karşılığını bulan meslek örgütleriyiz. Dolayısıyla belediyeler gibi bizler de ya da işte yerinden yönetim anlamında kamusal ve kamu örgütleriyiz, kuruluşlarıyız. Meslek odalarının aslında bizim mesleğimiz için de aynı şey geçerli. Teknik denetim anlamında sanayinin denetlenmesi anlamında yerel yönetimlerle başkalarına yine işbirliği. Yine yerel yönetimlerin işte hava kirliliği, trafik kontrolü vesaire gibi işbirliği alanları geniş. Mali müşavirlerin de para işimcisi iştir. Para işine ben yönetici olarak hiç şey yapmıyorum. Aslında oraya bağlayacağım işi de.
Memlekette de 17-24 Aralık meselesi falan var. Onun aslında vuku bulan, patlayan, ortaya çıkan bir rezalet, kepazelik var. Sorgulanamayan bir iş var. Bu anlamda aslında yönetimlerin tutulması için, nedir onun adı, şaibede bırakılmaması için gerçekten bağımsız denetim kurumlarınca yapılması lazım. Bunun da mali anlamda en güzel denetimi Mali Müşavirler Odası'nın yapacağını düşünüyorum, inanıyorum. Onların merkezi anlamda durumu, bu böyle bir hedefi var mı veya böyle bir arzusu var mı, ama benim içimden geçiyor öyle bir şey. Evet, 4 Haziran bugün, 2 Haziran Ahmet Arif, 2 Haziran Orhan Kemal, 3 Haziran Nazım Hikmet ve Haziran'da ölmek zor dedik. Devrimci, yazar ve ozanlarımızı bu vesileyle buradan anıyorum. Sözlerimi tamamlarken biraz uzun oldu. Bizcesi aslında, yani esas olan sadece yaşamak değil, insana yakışır şekilde ve onurlu yaşamaktır. Teslim olmadan, boyun eğmeden, sürünmeden, el etek öpmeden yaşamaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.